Realtor Global'in sunduğu Sözde Futbol başlıyor. İyi akşamlar sevgili izleyenler. KRT TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Sözde Futbol akşamından daha herkese selamlar, sevgiler. Yine gündem çok sıcak, yine gündem çok dolu. Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı. Ama herkesin gözü kulağı, Allah bin kere nazardan saklasın, Semih denen o genç çocuktaydı. Öyle şeyler yaptı ki hakikaten gözümüzün pasını sildi. Türkiye'de Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u unuttuk. Bu gece hepimiz Semih Kılıçsoy'un attığı gollerin izini tuttuk. Kimlerle beraberiz? Sevgili Ümit Özat, Evren Turan ve geceye yorumlarıyla damga vurmasını beklediğimiz, kendisinden Semih Kılıçsoy performansını beklediğimiz Okan Koç'la beraberiz. Bugün attığı tweet'i gördüm. Kendisi de genç bir Beşiktaşlıydı. Aynı zamanda evlat. Okan Koç'un Semih Kılıçsoy'a bir nasihatı oldu. Evlat, neleri yapman gerektiğini sorarsan benim yaptıklarımı yapma derim sana dedi. Doğru mudur Okan abi? Kesinlikle doğru. Okan abi, sendeyiz. Ya konuşulacak o kadar şey var ki. Tabii. Semih'in mükemmel performansı müthiş, var. Müthiş, bunun yanı sıra çok tartışmalı hakem kararları var ki. Yani bilmiyorum, sen tabii Beşiktaşlı olarak objektif olmak zorunluluğun yok. Ama tahmin ediyorum ben ki... Ben zaten objektif gibiyim abi. Bilmiyorum, her zaman her yerde objektif yorum yapıyorum. Gibi. Gibi ama yani objektifimsi. Okan Koç objektifimsi. Objektifimsi. Ama şunu söylemek lazım. Trabzon halkı, bak Trabzonsporlar demiyorum. Trabzon halkı isyanda. Korkunç derecede isyanda. Açıklamalar var. Trabzonspor kulübünden çok sert açıklamalar var. Beşiktaş'ın yeni transferi var. Yetmedi. Galatasaray'da son dakika gelişmeler olabilir. Yayınımız devam ederken Galatasaray her an bir futbolcuyla resmi olarak anlaşabilir. Özellikle Premier Lig taraflarından ve Mertens'in yerine. Muslera'yla ilgili bir son dakika gelişmemiz var. Burada Evren Turan'a döneceğiz tabii ki. Şüphe yok buna. Ve yine Okan abiyle başlayalım. Sözünü kestim. Özür diliyorum Okan abi. Estağfurullah. Neler hissediyorsun? Beşiktaş beklenen, özlenen, tutku dolu, coşku dolu o günlerine dönebilecek mi? Dönecek tabii ki de sonuçta. Hep söylerim ben bunu. Dönemsel bir dönem bu. Yani yapılan yanlış planlama, yanlış mimari transferleri. Bunlar sonuçta Beşiktaş'ın bu durumda olmasına neden oldu. Ama taraftarın, futbolcuların böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı Bışar. Sonuçta futbolcular taraftar arasında ciddi şekilde o sıkıntılı süreç başlamak üzereydi. İçerideki özellikle maçlarda. 3 maçtır gol atamayan bir Beşiktaş. Bugün 2-0 galibiyetle özellikle Trabzonspor iyi bir kadrosu olan. Abdullah Avcı özellikle Trabzonsporlu. Abdullah Avcı Beşiktaş'a çok farklı motive, konsantre olan bir teknik adam. Bugünkü galibiyette sahada bir kere futbolcularda karakter mücadele vardı. Belki oyun anlamında, üretkenlik anlamında geçmiş dönemlerde şampiyonluğa giden yarışlardaki oyun sergilememiş olabilir Beşiktaş. Ama en azından ben hep şunu söylerdim. Ya kardeşim, mücadele, karakter koyun sahada. Bugün de futbolcularda o vardı. Ümit Hoca'yı tebrik ediyorum. Aylar önce en azından Beşiktaş 4-4-2 oynasa çok farklı bir kimliğe, yapıya dönüşebilirdi. Beşiktaş bugün 4-4-2 oynadı ve evet, saha içerisinde her alanda topun arkasında, rakipteyken topun arkasına geçmesini bildi. Top Beşiktaş'tayken kurmaya çalışıp pozisyon üretmeye çalışan bir oyun disiplini vardı Beşiktaş'ta. Ama şunu söyleyeyim, beni mutlu edenlerden bir tanesi, futbolcular istekliydi, coşkuluydu. Taraftarla o sinerji bağı yakalanmıştı. Yani yakalandığını gördük bugün. Yani iyi bir galibiyet oldu. Bu moral motivasyon anlamında futbolcuları da yukarı taşıyacaktır. Taraftarı da bir nebze üzerindeki kara bulutları almıştır diye düşünüyorum. Bireysel olarak futbolcuların performanslarına da değineceğiz. Ama şu çok ya zor bir şey. Ya bireyselden önce Allah aşkına. Semih'e de değineceğim. Değineceğim. Dur. Svensson'un pozisyonu. Geleceğim Bardin. Hepsine tek tek geleceğim. Bir buradan girsek. Gireyim ben sana. Buradan gir abi. Buna, ben her yerden girerim. Beni biliyorsun, hiç fark etmez. Yani ben o konuda hiçbir zaman ben ne görüyorsam, ne biliyorsam. Bütün Türkiye, ne görüyorsam, ne biliyorsam. Okan Koç ne diyecek diyor. Bak, ne biliyorsam, ne görüyorsam söylerim. Buna benzer, buna benzer ve bundan daha şiddetli Beşiktaş lehine verilmeyen penaltıları gördük burada. Konuştuk, değerlendirdik. Verilmeyen. Ya Salih'in pozisyonu, 2 hafta öncesi Raşiska'nın pozisyonu, Adana Demir maçı, Sivas maçı. Ya bunlar verilmediği takdirde kardeşim, ben bu pozisyona nasıl penaltı diyeyim? Ha, normalde gri pozisyon verilebilir mi? Verilir. Ama sen standartlara, renge göre hareket edersen kusura bakma kardeşim. Ben de buna penaltı değil derim o zaman. Oo, ben de buna geçelim. Ben de buna penaltı Okan değil derim. Okan Koç penaltı sen, değil. Bu zamana kadar ben bugün baktım. 8 tane sezon başından bu zamana kadar %200
net olan pozisyonların Beşiktaş'ın penaltılarını vermedin. Hep bu hakemler zaten ligin bu durumda olmasını, kaosa sürüklenmesini, insanların birbirine düşürmesini sebep olan insanlar bunlar. Varın başında sahanın içindeki insanlar. Bunlar kardeşim futbolu izlettirmeye, o zevki insanlara yaşattırmaya zulüm gösteriyorlar, zulüm yaşatıyorlar. Kimse kusura bakmayacak kardeşim. Kimse yani kendi tarafına çekmesin. Herkes kendi lehine olunca farklı, rakip takımları olunca farklı konuşuyor. Biz neyse onu söylüyoruz. Bak bu pozisyon Beşiktaş'ın lehine olmuş olsaydı penaltı derdim. Ve buna benzer daha ağır şiddetli olan pozisyonlara da penaltı dedim, verilmedi. Geçen hafta ne dedim Salih'in pozisyonuna? Verilmese kimse bir şey demez. Penaltı değil dedim. Çıktım söyledim burada. Olabilir. Bu tarz şiddetli pozisyonlar oluyor. Bununla ilgili yorumumu yapayım. Daha var bununla ilgili. Penaltı değil mi sence gerçekten? Bak ben az önce söyledim sana. Gel senin pozisyonu göstereyim. Ben sana her türlü pozisyon göstereyim. Fark etmez. Bir dakika bak, ben bir şöyle geniş alabilirsen. Gel abi. Evren abi sen gelmek ister misin? Yok ben bak, pozisyonu biliyorum. Dön arkanı. Dön arkanı. Ben bir sana şöyle yapıyorum. Geliyoruz değil mi? Evet çok güzel. Ama biraz geniş mi almamız lazım? Bir de şöyle yapıyorum. Şu penaltı değil mi abi? Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi, var ya. Yani bir şey söyleyeyim mi? Renkleri çıkartalım da burada objektif yorum yapalım. Şimdi sen buradan çekiyorsun, şimdi, buradan vuruyorsun. Şimdi Trabzon'un şey ama bak, bütün hakemler öyle diyor. Bak, öyle şey. Şöyle bak diyorlar şimdi, bak. Şöyle buradan bir itme çekme varken bir de şu alttan. Şu ne abi? Bu da formadan çekiyor. Ha? O değil. Formadan çekiyor. Formadan tamam. İşte ya, bu şu, bak, yani şu ne abi? Takım elbisen bozulmasın diye. Bu tamam. Var, ya bu, işte, bu yok. Bak, bak şimdi. Çekme ve vurma. Peki hala bak, sana bak eklemde şey bak görüyor musun bak? Sana, çekme ve vurma. Sana buna benzer bundan daha şiddetli. Bak eklemde var. Görüyorum sen rahat ol, ben maçı izledim, senin gibi başka maçlar izlemiyorum ben. Bundan daha şiddetli daha ağır pozisyonlar var. Lehine verilmeyen Beşiktaş'ın. Benim kızdığım konu bu hocam. Normalde bu pozisyona penaltı verilse kimse bir şey demez. Ama Beşiktaş lehine olunca niye verilmiyor? Bak Beşiktaş. Ama normalde penaltı mı? Bak normalde bundan daha şiddetli pozisyonlara penaltılar veriliyor diyorum sana. Tamam. Şimdi ağzımdan farklı bir şey çekmeye çalışma. Ben söylüyorum. Abi, sen Beşiktaş'ın ediyorum. Bu sezon başından beri ya golünü vermemişsin, golünü vermemişsin Bışar. Tamam. Yapmasın ama kimse, bak kusura bakmasın. Şunu diyorsun. Okan abi herhalde benim anladığım şunu diyor. Normalde penaltı ama Beşiktaş'a çok fazla haksızlık yapıldığı için penaltı durum değil. Nereye geldi biliyor musun durum? Artık abi insanlar renge göre, kendi lehine göre konuşma durumuna geldi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok iyi anladım. Bak protesto, onu söylemeye çalışıyorum. Protesto durumuna geldi. Ya babacığım artık biz futbol izlemek istiyoruz. O yeşil zeminde kalmak istiyoruz diyoruz değil mi? Bak evet. Pozisyonu değerlendiriyoruz. Bugün Semih'in performansını da değerlendireceğiz. Bir kere dünya konuşuyor Semih. Şu anda sadece Türkiye değil. İnanılmaz. Dünya konuşuyor Semih. Ha, o Semih nasıl bir futbolcu abi ya? Bak kardeşim Semih. Kamera nerede? Burada. Bak Semih. Bundan yaklaşık 5 ay önce telefonla konuştuk seninle. Hatırlıyorsan. Bir abin olarak. Bışar çok güzel bir şey söyledi. Benim yaptıklarımı yapma, söylediklerimi yap kardeşim. Çok farklı yerlere gelirsin. Dünyada Arjantinli bir Agüero var biliyorsun değil mi? Bir de Türk Semih var diyecekler. Ve göğsümüzü kabartacaksın. Her yerde, her ortamda Türk Semih diye konuşulduğu zaman objektif olan futbol severler, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Anadolu'da hangi takımı tutan taraftar varsa hepsi seninle gurur duyacak. Ama özel yaşantına, çevrendeki insanlara, gece hayatına tabii ki de kendini ödüllendir. Zaman zaman çıkacaksın, oturacaksın, yiyeceksin, içeceksin, arkadaşlarınla sohbet edeceksin. Ama o otokontrol dediğimiz olay var ya, o çok önemli bir şey. Bak ben kendime dikkat etmiş olsaydım, burada şahitlerim, abilerim var. Çok farklı yerlerde olabilir. Ama sen de kendini kaybetme. Bak Beşiktaş değil, ailen değil. Türk futbolu kaybeder seni kaybedersek. O yüzden abicim dinle abini, çok farklı seviyelere geleceksin. Bir de kısa adelelisin. Bak kısa adeleli oyuncular çok kolay sakatlanır. Niye özel hayatına dikkat et dedim? Çalışmalarına, özel hayatına. Bundan dolayı. Çünkü kolay sakatlanabilecek bir yapıya, anatomik yapıya sahip olduğun için bu sana nasihatı, tavsiyelerde bulunuyorum. Haddimize değil. Yanında çevren. Ama çevrendeki insanlara çok dikkat et. Sosyal medyaya çok dikkat et. Çok farklı yerlerden talepler gelmeye daha çok başlayacak sana. Benim yıllar önce futbol oynadığım zamanlar şu telefonum, 3 tane telefonum vardı. Günde 1000 kere arayan olurdu. İkincisini arkadaşlarım, eşlerim arardı 2-3 kere. Üçüncü, o zaman sosyal medya bu kadar aktif değildi. Evren abi de yaşadı, Ümit Hoca da yaşadı bu durumları. Yok, benim 3 tane telefonum hiç olmadı. Üçüncüsü ailem bilirdi. Herkes adam arardı. Bak, adam günlerce istiyor. Beraberiz. Programlar yapıyoruz. Aylarca, yıllarca program yapıyoruz. Telefonum belki günde 5 kere 10 kere çalıyor. Ya eşim arıyor, ya oğlum arıyor, ya da yakın çevremdeki dostlarım arıyor. Bazen Bışar darlıyor, sıkıştırıyor bazı konularla ilgili. Bunları yaşıyoruz, bunlarla karşılaşıyoruz. Tabii Bışar benimse kardeşim, dostum. Burada yanımsın, abim benim. O yüzden abicim dinle abini. Biraz daha kendine çok daha dikkat et. Çevrendeki insanlara dikkat et. Sinek çok olur bu aralar. Çok yapışmaya çalışırlar sana.
Dinle abini. Bugün attığı gole bakar mısın abi? İnanılmaz abi. Üç kişiyi yara yara gidiyor Bişar. Yara yara gidiyor. Bak muazzam bir gol. Yani orada bir kişiyi geçersin, vücudunu koyarsın. İkinciye çalımı atarsın. Üçüncüyle arasında bir metre mesafe var. Kaleye yakın olan o Ryan Bania. Onun yanından vurup gidiyorsun ve uzak köşeye müthiş topunu ayak içiyle vuruyorsun. Öbür ikinci ilk gol. Kesinlikle. Abi her yerden deniyor, zorluyor. Her yerden bak bu çok önemli. Bodo maçı hatırlar mısın? Üç tane gol kaçırmıştı. Yani taraftarlar cami olarak biraz böyle bir sistemkar anlamda isyan edilmişti ona orada. Ama abi adam arıyor, zorluyor, her geçen gün üstüne koyuyor. O zaman da sana bu nasihatlarda bulundum. Ki bu kulağında küpe kalsın. Çok farklı seviyelere geleceksin. Seni bir kere daha alkışlıyorum kardeşim. Gurur duyduğum bir Beşiktaşlı olarak. Beşiktaş'ın evladısın sen. Alkışlıyorum abicim seni. Aynı şekilde devam. Allah senin. Nazarlardan, kazalardan, sakatlıklardan, belalardan korusun seni. Amin. Ama kendine dikkat et bak kardeşim. Senin anatomik yapına göre konuşuyorum, anlatıyorum. Kendini fizik olarak hep diri güçlü tutmak zorundasın. Çünkü orada sadece seni artık bu saatten sonra bir kişi markaj etmeyecek. En az iki kişi, en az üç kişi markaj edecek. Bak çok daha göz önünde oldun. Çünkü rakip takımların, defans oyuncuları sana karşı biraz daha temkinli, dikkatli olacaktır. O yüzden hep güçlü diri olman lazım abicim. Tebrik ediyorum seni. Evren abi, sana evet. Döneyim hızlıca. Okan abi dedi ki, normalde penaltı ama Beşiktaş'a yapıldığı için penaltı değil diyorum dedi. Tamam mı? Öyle demedim. Konuyu değiştirme. Ya ben maçı bir yorumlu teknik olarak. Penaltı bozulmuştu. Düzelttiğim yanlış anlaşılır. Ben dedim Beşiktaş'a bundan çok daha farklı, benzer, şiddetli, ağır şiddetli olan pozisyonlara verilmediği için buna da verilmezse kimse bir şey diyemez kardeşim. Diyemez. Dedim. Tamam, doğrusu bu. Sence bir penaltı mıydı değil miydi? Bir de Trabzonspor'un isyanı var. Golden önce Mendy'i çekiliyor. Bu ikisine ne dersin? Biz abi? Yıllardır isyan ediyoruz Bişar. Yıllardır isyan ediyoruz ama bir şey düzelmiyor. Düzeltsinler artık futbolu. Futbolun içini düzeltsinler, hakemleri düzeltsinler. Yukarıdan mı, nereden, bir yerden artık bir eller devreye girsin. İnsanlar artık bıktı, sıkıldı, kutuplaştırıyorlar insanları. Evren abi lafını böldüm, hakkını tamam, alalım. Tamam. Kusura bakmam. Buyur abi. Hakemden girmeyeyim ya. Bence maçı bir tamam, anlatayım. Tamam, maçı da analiz et. Ama hakem pozisyon çok önemli bu arada. Onu da söylemiş. Tamam, Beşiktaş'ın aleyhine olunca hemen hakemden hemen gir diyor. Bişar niye öyle yapıyorsun? Üçüncü bir teknik konuşalım. Evet, ya, evet, evet. Bravo Evren abi. Tamam. Bravo Evren abi. Bizim işimiz o. Futbolun güzelliğini konuşalım. Şov kısmında gireceğiz. Futbolun güzelliğini konuşalım. Tabii ki hakemlik konularında bizim de yorumumuz var. Yıllarca evet. Futbol oynadık. Tabii abi ya. Tamam, futbolun kuralları falan değişti şimdi biliyorsun. Kitapçıklar çıktı işte, VAR geldi. Evet. Biliyorsun her şeyle bir şekilde oynuyorlar. Eskiden aslında çok hatalar da oluyordu ama hakemlerle ilgili mesela offside kaçıyor falan oluyordu. Ama en azından ya insan diyordun, görüyordun yani. Tabii. Şimdi orada yukarıda ne yapıyorlar, neyi değiştiriyorlar, neyi çağırmıyorlar belli değil. O büyük bir sıkıntı. Oraya geçelim. Zaten hakemlerimize formsuz. Teknik olarak gelirsek ben bir tweet attım. Semih dedim tek başına Trabzon'u yendi. Bu aslında teknik olarak şöyle. Tabii ki diğer oyuncular da takım oyunu. Yani Beşiktaş'a baktığında bugün diğer haftalara göre daha disiplinli, daha konsantrasyonluydu. Bu önemli bir şey. Yani kapandılar, güçlerini biliyorlar. Yani Santos sonuçta takımı artık yavaş yavaş çözüyor. Yani Beşiktaş çok açık oynarsa sıkıntı. Zaman zaman zaten ne zaman üstüne gittiğinde arkada biliyorsun. Trezeguet'e inanılmaz işler tabii. Yaptı orada. Yani maçı kopartabilirdi. Gol kaçırdı. Kopartabilirdi. Ama bugün Semih belki ilk kere oyunda çok gözükmedi gibi ama işte bir golcülük yeteneği, işte Allah vergisi bir yeteneği var. Kuvvetli, ön sezi çok iyi. Yetenekli bir oyuncu ve çok iyi yerleri gelecek. Ama ben bugün mesela beni şaşırtan bir oyuncu oldu. Amerti. Geldiğinden beri en iyi oyunu oynadı. Bayağı bence. Top oynadı. Bayağı oynadı. Hatasız oynadı. Bravo. Aynı bu şeyi arkadaşlarla şey. Konuştuk biliyor bak, musun? Ya bu adam niye stoper diye ısrar ediliyormuş? Adam ya bayağı o zamanki işte hatalar. Ama bundan sonra bu oyun temposunu sürdürmesi lazım. Yani orta sahaya baktığında Amerti orada Getson'dan daha faydalı işler yaptı. Tabii. Getson da tam aksine. Tam artık bal yapma zarı modeline girmeye başladı. Yani ondan beklenen topla driplik yapıp kaleye yakın oynaması lazım biraz daha. Mesela Raşiska orada. Normalde Raşiska'nın yeri değil orası. Evet, 10 numara yapmışlar Raşiska'ya. Olmadı orası. Orası olmadı. Bakma çünkü oyunda o arkası dönük oynayamaz. Anladın mı? Kenara açılmıyor. Gezal yüzünden öyle bir şey yaptı. O da tuttu. Eğer Beşiktaş puan kaybetseydi, yenilseydi bak gör eleştirileri. Bence doğru bir başlangıç değildi. Cenk'le ilgili de Cenk'e mesela kızıyorlar. Abi adam iyi niyetli. Belli bir yaşa gelmiş artık. Kenar oynuyor. Yani takım için mücadele ediyor. Cenk'ten bundan sonra ekstra şey bekleme artık. Beklememek lazım. Beklemeyeceksin. O da elinden gelen mücadeleyi yaptı. Takım olarak baktığında sağ tarafta kim oynadı Beşiktaş'ta? 11'i verelim ekranı. Svensson. 11'i verelim ekranı. Svensson oynadı. Evet abi, Svensson sağ bekle. Ya Svensson Beşiktaş'ın
tam kalibresinde oyuncu değil. Evet, bu kadroda şu an sıkıntılı dönemde oynar ama yani baktığında Rozier'i veya kim bravo, o, bravo. Gökhan Gönül'ü falan çok yani aratır. Tamam evet. Mücadele ediyor ama olmaz. Yani bu sene kadroda evet oynatırsın. Ama günümüz futbolunda artık daha atletik olacak, bek gidecek, orta yapacak. Yani tamam savunma yönü biraz iyi ama oradan da Trezeguet inanılmaz işler yaptı. Geldi zaten değişikliğe gitti. O da gitti çok formda. Şey niye? Olacak. Afrika Kupası'nda hazır olarak geldi. Haftada iki gün evet. maç yaptı falan. Adam zaten uçuyor. Yani öyle geldi. Karşısında olması da şanssızlık. Tabii. Dediğim gibi Gedson istediği artık her geçen gün geriye gider görüntüsü var. Bu iyi bir şey değil. Ya buna mental bir hocayla konuşacak, kendini geliştirmesi lazım. Daha çok gole oynaması lazım, ara paslarını atması lazım. Çünkü o özelliği olan bir oyuncu. Normalde gördük yani biz bunu. Ama şimdi baktığında orada ne yazık ki Beşiktaş orta sahada Allah'tan Mendy ile Berat çok ofansif oyuncular değiller. Yani savunma yönleri kuvvetli ama ön tarafa çok çıkmıyorlar. Bu Beşiktaş'ın büyük bir avantaj oldu. Ona rağmen topla oynama yüzdesi bilmiyorum ama Trabzon mesela daha oyuna hakim gözüktü. Beşiktaş az geldi ama öz geldi. İşi bitirdi. Ya bunlar önemli şeyler. Trezeguet'in mesela 2-0'dan sonra kaçırdığı iki tane karşı karşıya var. Maç yine 2-2 biterdi. Yani Beşiktaş pozisyon veriyor. Ha normal. Nasıl vermeyecek? Necip'le oynuyorsun. Ya, yani orada ekranda Necip Zaydın'la oynuyorsun. Kolay değil. Onlar da iyi mücadele ettiler. Yani kendi kapasitelerine göre iyi mücadele ettiler. Ama mücadele büyük takımda bir yere kadar. Zaten bu kadro bu durumda olmasa Beşiktaş 20 puan geride olmaz. Tabii. Yani bugün aslında Beşiktaş'la Trabzon bir prestij mücadelesi yaptı. Beşiktaş buradan galip çıktı. Ama pozisyona gelirsek mesela ben anlamadım. Artık futbolda bilmiyorum Ümit Hocam şey mi? Formadan çekince falan faal öyle bir yeni kitapçık mı var yani? Artık vermiyorlar. Aynısını ama şeyli oyuncu da yaptı. Trabzonlu oyuncu evet, da yaptı. Bir pozisyon. Onu da yakaladım. Evet, bravo, ona da vermesi lazım. Unuttum onu. Güzel. Eliyle Semih'e yaptığı pozisyon bilerek olmasa da sarı verilebilir. Elini alıp yumruk attı resmen. Verilebilir. Ya, kırmızı kart abi o da mesela. Ay, yumruk dedim ben buna mesela. Bir de şey pozisyonunu kaçırdık mesela. Onu da tartışalım. O konuda soracağım. Semih'in attığı ilk golde Mendy ile Resica giderken arkadan formasından çekiyor. Hah. O pozisyonu mesela kimse konuşmadı. Normalde onu verebilirdi hakem. Trabzonlar burada buna tepki doğru onda. Penaltı da bana göre yani o pozisyonda penaltı. Penaltı. Çekti abi orada. Orada var devreye girecek. Alttan vurma var mı? Bak hakem onu kaçırabilir. Tabii. Ben alttan durmayı senin burada gösterdikten sonra daha net gördüm. Ben direkt formaya... Anladın değil mi vurdun? Evet. Alttan vurma, yani vurma değil de. Adelesi orada kaldı. Destekledi oradan bozdu hafif onu. Hafif formasından çekerken... Bozma. Bak formasından hem bozdu, çekerken... Hem formadan çekti. Hem adam hamle suretiyle... yaparken orada vücudu geride kaldı. Kontrolsüz bir şekilde düştü. Yani alttan vurma yok. Evren abinin dediği mesela doğru mesela. O Rana Banyan'ın pozisyonunu niye getirmiyorsun ekrana? Yok o da. O da kırmızı kart. Onu da alalım. Onu da alalım. Ona da sarı verelim. Kırmızı olmasa abi, bile. Abi yok be abi. Yere düşerken direkt niyeti... adama yüzüne yumruk atıyor. Hani düşerken şöyle açarsın ya kolunu. Ha, evet. Ama bu açmıyor kolunu. Sonradan şöyle bir yapıyor. Mesela... İşte buna sarı verebilirsin mesela. Ama orada penaltıyı vereceksin abi. VAR devreye girecek. Trabzonlar da o konuda haklı. Kusura bakmasınlar. Ha, oradan maç döner miydi olmaz mıydı onları bilemem. O başka bir hikaye. Ama işte bu VAR'ın devreye girmemesi var zaten en büyük sıkıntı o. Evet. Orada o devreye girmedi. Maç daha değişik bir hale alabilir miydi bilmiyorum. Ama Beşiktaş bugün iyi mücadele etti. Ama pozisyonda penaltı. Kimse kusura bakmasın. Bir Ümit abi dedim. Ümit abi. Futbolda yeni kurallar, yeni heyecanlar yaklaşık yavaş yavaş aikido, güreş gibi terimlerin de yavaş yavaş futbola girdiği söyleniyor. Senin de iyi, başarılı olacaksın sporlar diye umut ediyorum. Ne diyorsun abi penaltı pozisyonundan alırsak? Şimdi penaltı pozisyonunda bir defa Okan'ın söylediğine istinaden şunu söyleyeyim. Daha ağırlarını vermeyenlerin problemi. Biz daha ağırlarına penaltı dediğimiz için buna da penaltı demek zorundayız. Yani bir de kötünün emsali olmaz. Ona vermedi, buna veremez diye bir şey söz konusu değil. Penaltı. Penaltı kere penaltı. Ha Beşiktaş bu ligde özellikle son 30 yıl içerisinde hakkı en çok yönelen takım mıdır? Bunu her zaman bunu Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerli'de ifade eder. Bu başka bir şey. Ama orada hakkı yenildi. Bunu da ona sayalım gibi bir söylem. Ya o doğru bir söylem değil. Penaltı. Penaltı kere penaltı. İşin kötü tarafı o pozisyonun devamının gol olmaz. Ha, evet, pozisyonun devamı mesela. Gol olmasa belki bu kadar gündeme gelmez.
O penaltı bu arada pozisyondan hemen önce de Mendy'nin çekilmesi var Raşit'si tarafından. O çok şiddetli değil yani orada ya. Bir foul ve hatta ihlali futbol kuralları şimdi, için ihlali unsurları içerisinde. Bir defa işin çok acı iki boyutu var. Yani işte 45-50 yaşına geldik işte. 48 yaşındayız. Ben daha hiç... 45-50 mi? Ya o ligin hiç bu zamanında ikisini de bu kadar, ikisini birden bu kadar direnssiz, bu kadar zayıf kadrolarla hiç hatırlamıyorum. Yani bir önceden bu dönemde Trabzon 5-5 maç oynandığında hafta başından itibaren bir ilgi olurdu, bir alaka olurdu. Ha 5-5 taraftarını kutluyorum. Bravo. Mesela ligin bu haftasında Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluktan kopmuş olsa bu kadar taraftar stat fulldü. Evet. Ama şunu da anlatayım. Uğurcan'ı neden ısıkladılar bilmiyorum. Bilen varsa bana söyle. Daha önceki maçlarda ben bir Beşiktaş maçına gitmiştim. Beşiktaş taraftarıyla Uğurcan arasında bir gerilim olmuştu. Ben de görmüştüm. Taraftarla diyaloğa giriyor hocam. Aynen öyle. Yoksa hani bir Vuhab veya Zahmet Çakal söylemleri niye söylendi? Onu bilmiyorum. Ama yani Galatasaray maçıyla alakalı bir şey miydi bu? Galatasaray-Trabzon maçıyla alakalı mı? Onu bilmiyorum ama. Trabzonlu bazıları da hani arkadaşlarım ya Twitter'dan çok küfür etmiş Beşiktaş taraftarı. Öyle diyorlar arkadan. O zamanında. Ya bu maçta özellikle. O aslında pozisyonu bak herkes kaçırdı. Zamanında geçmişte Beşiktaş'tan çok gol yedi diye, Beşiktaş'tan gol yedi maç kaybetti o tepkiyi vermedi. Bir pozisyonu da kafayla uzaklaştırdı ya. Hı-hı. Orada hata yaptığı için kendine kızdı yani pozisyon verdi diye. Hı-hı. Böyle yaptı yani üzüldü. Olabilir abi. Yani, bundan 4-5 sene ama Beşiktaş taraftarına bir şey yapmadı. Şimdi aklıma geldi. 4-5 sene önce. 2 sene önce. Ben net hatırlıyorum maçtaydım. 5 sene önce Uğurcan banko mu oynuyordu? Hayır. Ben maçtaydım. 2 sene önce maçı Trabzon kazandı. Net hatırlıyorum. İnönü'deki maçı Trabzon kazandı. Kazanır ki. Sörlot mesela şeydeydi, gol attı çünkü. Evet. Ya Sörlot ya Cornelius. Net hatırlıyorum. 2-1 yendi Trabzon. Ve seyirciyle doğrudan 1-0 temas kurdu. Geriden gelip 2-1 aldı. Abdullah Avcı'nın rakibi olarak çıktığı ilk maç olabilir o maç. Sürekli diyalog kurdu. Evet. Sürekli diyalog kurdu. Böyle bir gerekçe var. Yani onun işin doğrusunu söylemek. Yani neyse. Tarih indi yani. Bir defa. Taraftarın. Sonuçta evet, futbolcu bu tür polemiğe girmiyor. Hakemlerin çok severim ama tarih indi. Sağ içinde işini yapacaksın. Etmeyeceksin Tarık abi. Kim olursan ol. Hakemlerin... Bu kadar futbola yabancı kalmaları da hiç doğru bir şey değil yani. Buna penaltı değil diyecek adamın alnını karıştırırım. Sen bunu nasıl göremezsin ya? Varı, avarı, davarı, neyi varsa. Böyle bir şey yok yani. Tamam daha ağırları verilmedi oba. Kötünün emsali olmaz neler, ki. Neler verilmiyor. Kötünün emsali olmaz. Ama gelelim. Beşiktaş bugün sahaya çıktı. Mert, Svensson, Necip, Zaydetunov, Umut. Ortada Getson'la Amerti. Ön taraf Gezzal, Cenk, Semih, Raşika. Hep dedi ki kötü takım savunma yapmaz. Bunu Burak Yılmaz yapsaydı, geldiği maçlardan ikisini çift santrafor oynasaydı belki bugün görevindeydi. Beraber bunu maç önlerinde özetle konuşuyorduk. Hatırlıyor musun abi? Gezzal bir tarafta, Raşitse bir tarafta. Getson hatta Chamberlain diyorduk. İleri uca Cenk Abubakar diyorduk. Yani veyahut da bunu Rıza Çalınbay yapsaydı. Yani Beşiktaş takımı bakıyorsun yine buna rağmen şu kadrodan Semih'i çık, Raşika'yı çık. Kariyerinden dolayı yani futbol orada bıraksın diye Cenk, Necip orada tutulur diye bir ihtimal ve Cenk. Onun dışında Beşiktaş'ın kaleciye de ihtiyacı var, sağ beke de ihtiyacı var, sol beke de var, stopere de var, ön libero'ya da var. Var oğlu var abi Beşiktaş'ın ölüsü 50 milyon euroluk. Kaliteli oyunculara ihtiyacı var. Bu galibiyet yanıltmasın. Bak geçen sene Fenerbahçe galibiyeti yanılttı. Bu seneki Buruj maçı yanılttı ama bu galibiyet yanıltmasın. Bu galibiyetle sakın bu takım seneye iş yapar şeylerine kapılmasınlar. Yani bu takımdan Semih'i çık, Raşika'yı çık. Bu takıma 9 tane 11 oyuncusu lazım. Bak net. Amerti tamam bugün iyi oynadın da. Evet. Sen kalkıp da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın kalitesini zorlayacak bir oyuncu değil yani. Amerti'den yok. Ümitliyim ben abi. Ya bak, Amerti'den tuhaf bir şey çıkabilir demedi demeyin. Tarihe not düşelim. Özellikle 6 numarada o fiziğine rağmen büyük takım çıkabilir. İyi. Çıkabilirlerle uğraşamaz. Ha o başka çıkacakla uğraşmalı. Olmalıyla yani olabilirle uğraşamaz büyük takım. Nokta atış yapmalı. Hele de makas bu kadar açılmışken. Ya yani, şey gibi abi ama sen nasıl Fener'e ilk geldiğin zaman ön libero geldin sonra sol bekte oynadığın abiciğim ben yerliydim. 1 milyon euroya geldim. Sen buna verdin 5 milyon euro. Kusura bakma bu ama şöyle bir şey söyledi başkan. Şimdi senin söylediklerine katılıyorum kesinlikle. Bu kadronun şampiyonluk yarışında olma ihtimali sıfır. Bunu zaten sezon başından beri söylüyorsun. Sen de en başında söyledin bunu. Söyleyenlerinden bir tanesin. Ama başkan geldiği gün taraftarın caminin gözünün içine baka baka
Söyledi kardeşim dedi, gereğini yapılacak, gerekli transfer yapmıyor. Yapılacak. Şimdi yapılacak. Ha, şimdi onu söylediği için de beklentisi, taraftar da biliyor bunu yani. Şunu söyleyeyim hocam. Biz bu kadronun, Beşiktaş taraftarı, camiası bu kadronun yeterli olmadığını biliyoruz. Herkes biliyor mu? Ha, biliyor yani. Bir maç, iki maç kandırmaz. Kandırmayacağını da biliyoruz. Başkana da o teveccühlerden dolayı inanmışlık var. Vallahi milletin şimdi gözünün içine Okan, baka baka da gerekli transferler yapacak dendi. Şu anda panik transfere fırsat gerek yok dedi. Biz dedi doğru bir şekilde Samet Hoca ile beraber planlamaları yapıyoruz dedi. Biz de bekliyoruz yani hocam. Biz bugün de bekliyoruz. Bir transfer geldi değil mi? Geldi. Geldi, ona da gelecek. Anlatayım mı bir iki saat? Buyur abi sen hocam, sözünü anlat, bitir. Geçen sene de böyle hocam diyorlardı. Bir Semih Kılıç söyledi. Geçen sene de böyle diyorlardı. Bu sene lav oldu. Sezon başında. Geçen sene başka bir yönetim vardı ama. Ya önemli değil abi. Camiadan bahsediyoruz. Yönetim diyordu demiyorum. Ben şu anda, demiyordum. Ben yani, demiyordum. Camiadan bahsediyorum abi. Camia tek başına sen değilsin ki o. Hayır camiada yani, zaten bu gelen oyuncularla ilgili şampiyon anlatıyorum oluruz. Sen çok az bir kitle. 204 kapıyı açarım dedin mi? Dedi evet. Daha evet bir kapıyı açmadı. İşte onu bekliyoruz biz de. Dur. Ne fikir? 203 tane kaldı. Bir tane biz bekliyoruz. Şimdi. Başkanın çok daha bir açıklaması var. Özrünü kabahatinden büyük. Ben Chelsea ve Paris Saint Germain'den oyuncu alacağım dedim ama Beşiktaş'ın menfaatlerine o uygun olmayan oyuncuyu alacağım demedim. Ya tamam da sen bilmiyor musun Beşiktaş'ın menfaatlerine uygun olan oyuncunun Paris Saint Germain'den Chelsea'den Beşiktaş'a gelmeyeceğini. Bir son veyahut dakika açıklaması sana, yapmış ama. Oradan sana gelecek oyuncuların senin işine yaramayacak oyuncular olduğunu bilmiyor musun? Senin işine yarayacak oyuncuların parayla. Fatih'im de bir gün çıktı dedi ki benim Milan'la ilişkilerim çok Fofana üzüldü. Yönermişler. Muhammed Sar geldi. Sar diye bir stoper geldi. Yani şimdi dolayısıyla bir defa olmazsa olmaz. Bak bu siyasette de böyledir. Bilir bir şart siyasetçi. Önden umut verip, umut verirsen insanların beklentisi olur. Evet. Sen El Kalefi'yle niye fotoğraf çektirdin abi? Peşimi kazanmak için. Niye çektirdin? İnsanlar da bekledi. Aa Paris Saint Germain'den 3 tane adam gelecek. Halbuki bir tanesi demedi ki bunlar resim çekiyor da. Paris Saint Germain'den buraya oyuncu nasıl gelecek? En kötü alan 3 milyon euro alıyor. Biz parayı nasıl vereceğiz? Ya Icardi'den dolayı olmuş olabilir abi. Icardi hayal ettirmiş olabilir. Yok Beşiktaş. Değil mi Evren abi? Beşiktaş değil. Zirvede olur. Beşiktaş'a Icardi'ler geldi. Sen merak etme. Olabilirdi rahat yani. Ol. Anladın mı yani? Puan abi, farkı olmasa. Şimdi bak Beşiktaş. Bak Galatasaray bile Avrupa Kupası'nda müthiş bir kadro kurdu. İngiliz Premier Lig'den 2 tane kiralık oyuncu alabildi. Ben nereden aldım? Premier Lig'den. Ben nereden aldım? Yani onların orta sıra takımları yani sonuçta. Nottingham Forest. Şey Fulham. 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 Yani ilk onun yani altında takımlar. Düşün aldı yani. Bu işte makas belli oluyor ligler arasındaki. Hepsi gelir buraya kolay kolay. Beşiktaş mallarına oyuncu alamaz şu an. Zaten almasın. Yani şu an için mantıksız. Ocak ayında mallarına oyuncu almak mantıksız. Beşiktaş bu seneyi nasıl kurtarırım? Son 1-2 ayda seneyenin planlamasını yapar. Santos bakar der ki evet ben bu takımla devam edeyim. Buraya takviye yapıyorsun. Yapalım. Başkan benim dediklerimi alacaksın. Öyle devam edersin. Yoksa öbür türlü. Ben ne diyorum ki? Bu seneyi kaybetmiş. Ligi tanıyacak. Takımı tanıyacak. Artık camianın her şeyini öğrenmesi için süresi var gelecek oyuncunun. Bunu yazın kampa getirmektense şimdi getirebiliyorsan en azından 1-2 tanesini getir. Bravo ki. Bravo. Seneye öyle de 9 tane takviye lazım olmasın da 5 tane takviye olsun. 3'ünü 4'ünü öyle şimdi al. Aynen öyle. Joe Vural. Mallına mı alsın diyorsun? Kim Joe Vural kim abi? O kim ya? Kim Vural, Joe Vural. Vural? Vural mı soyusu? Vural mı? Vural mı? Ne anlamadım yani. Bilmiyorum yani. Yani. Kim abi bu adam? Türk mü? Ya aldılar bir tane oyuncu. Birazdan geldik. İngilizce olarak. İngilizce stoper. Olmaz. Olmaz. Senede 4 kırmızı kartı var. Bugünün tarihini yazdın. İzledin mi hocam adamı? Biliyor ya biliyorum adam da. Çok büyük oyuncusun. Yok izledin biliyor musun oyuncu? Bir iki daha yarım yamalak. Ya ama olmaz. Yok o yüzden soruyorum yani. Senin şimdi hocalık yaptın. Analizin yorumu. Hasan Arat son dakika açıklama yapmış. Benden neymiş transfer soranlar Semih Kılıçsoy'u görmüyorlar mı demiş. Bir Semih Kılıçsoy'u dinleyebilir miyiz? Bunu demiş mi gerçekten? Hayır ya şaka yapıyorum. Semih Kılıçsoy'u dinleyebilir miyiz? Siz de devam edin. Çok mutluyuz. Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. İyi çalıştık. Hafta içi çalıştıklarımız bugün sahaya iyi yansıttık. Ben de takımıma gollerle katkı sağladım. Çok mutluyum. Tabii ki hayallerimiz, hedeflerimiz var. Milli takım forması giymek her zaman hayalim. Bunun için çok çalışıyorum. Her zaman elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Valla bunları pek düşünmüyorum abi. Oynamaya odaklıyım. Hep daha iyisini vermeye çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Başka diyecek bir şeyim yok. Ne diyorsun bu genç çocuğa, tipi Okan Koç'a benzeyen ama futbolculuk şimdi, kariyeri benzememesini umduğumuz bu yakışıklı adama ilgili ne diyorsun? Bu genç çocuğun geleceği %90 kendi elinde, evet, ya da %50 hadi neyse kendi elinde %50 toplumun elinde. Nasıl yani? Şimdi bunu bugünden
Agüero oldu. Wayne Rooney olacak. Abi benziyor ama ya. Abi benzemek yani. Başka bir şey abi. Arda da. Ben de Brad Pitt'e benziyorum. Brad Pitt miyim ben? Yapma kurban oldum. Bir daha böyle şakalar yapma. Hayır abi. Benim yorumumu dinlemedin galiba. Sana demiyorum oğlum. Sen de ne kadar alınarsın ya. Evren abi diyor. Okan Koç söyledi diyor. Okan Koç söyledi ya. Şimdi ben. Tamam da bir tek sen mi konuşuyorsun? Bir dur bir anlatayım yani. Bir tek sen mi söyledin Wayne Rooney'e? Sen mi benzettin? Dikkatli çeken şey bu mu oldu gerçekten? Söylerken benzetirken. Ya diyor ki ben Brad Pitt'e benziyorum Allah aşkına. Ümit Hoca. Ben bir şey anlatıyorum. Ben diyorum ki. Benziyor, hayır, ben de diyorum ki bu çocuğu bir anda göklere çıkarıp da sonra önünüzde bir Muhammed Demir gibi bir örnek var kardeşim. Ha, Muhammed Messi'ydi, Maradona'ydı. Demirci. Demirci, ya Demir, Demirci. Biri Demir, biri Demir. Ne fakat. Biri de Muhammed Demir var. O santrafı. Ona da neler deniyordu? Büyük futbolcu olacak. Hepimiz bir halde Muhammed'i bekliyorduk. Yani sonra Trabzon'a gitti yani. Muhammed Antep'te çıktı değil mi? Antep'e çıktı. Trabzon'a gitti. Ki orada yetiştiği için, göz önünde olmadığı için belki Muhammed de Beşiktaş 19 yaşında Beşiktaş'ta oynasaydı, Fener'de Galatasaray'da oynasaydı belki çok daha başka yerde olurdu. Şimdi şuraya geleceğim. İnşallah olur. Ama diyorum ki bu adamı hemen bugünden alıp da hani biz de yardımcı olalım. Bu adamı bu oldun. Bu adam yarın sokağa çıkamayacak. Bak. Yarın bunun 50 tane 100 kere telefonu çalar 50'si kimin arayacağını siz biliyorsunuz yani. Kim arayacak? E kim arayacak? Rahat bırakmayacaklar. Genç çocuk. Genç çocuk, yakışıklı çocuk. Tutucusunu sokak mi bileceksiniz? Kardeşim sokak öyle ya da böyle kelle avcısı dolu yani. Yakışıklı adam. Tamam mı? Bak, şimdi yakışıklı. Ne oldum diyecek. Kardeşim bak ne oldum diyecek. Dememesi için hep beraber yardımcı olmamız lazım. Evet, tavsiyelerde bulunmamız gerekiyor. Bu çocuğun gerekiyor. 11'de Fulya tesislerinde, yani Fulya mı? Ümraniye mi? Ümraniye. 11'de tesisli engeç giriş yapması lazım. Evet onda bir özel hayatı var ama en azından Avrupa Şampiyonası'na kadar bu çocuk kontrol edilmeli. Bu belli bir düzende bunun hayatı yani mutlaka öyledir. Öyle olduğu için buraya geldi ama bundan sonra nasıl olacak? Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sat. Ne yapıyorsa yapsın dersin. Ama şimdi sen bunu kontrol edemezsen Okan'ın da dediği gibi özel yaşantıdan sakatlık olur, o olur, bu. Ben çok oyuncu gördüm ha. İsim vermeyeyim. 19 yaşında, 20 yaşında böyle olup da sigaraya başlayan, uyku uyumayan, doğru düz antrenman yapmayan, gece hayatı olan, içki içen. Yani çok oyuncu gördüm. Geleceğini mahveden, çok daha iyi yerlere gelecekken olamayanları gördüm. Yani ben onu uyarmak için söylüyorum. Yoksa ben sana daha başka bir şey söyleyeyim. Bu yokluk olmasa Semih bu fırsatı da bulamazdı. Evet. Yani geçen normal söyledim. Bir kadro olsa. Her şerde bir şey var dedim ya. Hayır bildiğine şer. Aynen öyle. Abubakar ona normal da, oynasa. Ona da, ya Dubois sakatlanmasa boya olmayacak. Evet. Abubakar sakat bravo. Dediğin gibi yine sakatlanmasa Semih diye bir adamdan bahsedemeyeceğiz. Yani değerlendirildi ama Beşiktaş'ın kötü gidişatından dolayı bu şansı buldu. Tabii. Bu da bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ciddi şekilde fayda sağlıyor. Hem performans hem ekonomi anlamda. Şimdi bak. Hocanın söylediklerine ben de katılıyorum. Farklı cümleler kurarak hocanın söylediklerini ben de söyledim burada. Ama şu önemli olan bak Bişar. Şimdi bu oyuncudayla Muhammed Demirler'le onlarla bunlarla örnek verdi ya. Söyledi sen boşuna konuş. Örnek verdi ya baba. Şimdi bu adamdaki potansiyelle yetenekle onlar arasındaki yetenek arasında uçurum dağlar kadar fark var. Oyuncularla. Bir görselimiz de var. Ekranı da getirebilirsek. Okan abiye sorayım o zaman. Madem şimdi Okan abi. Ama şu var. Ben bu ne sene. Hocam? Bu sene Beşiktaş'taki. Bak Beşiktaş'taki en güzel şey. Yani en doğru iş ne biliyor musun? Semih'in oynaması. Hocam, başka hiçbir doğru iş olmadı. Mecburen. Hocam. Ne asıl, bak, ama genel anlamda da mali olarak da futbol anlamda. En doğru iş. Bak asıl bomba ne biliyor sportif musun? Sportif olarak. Asıl sıkıntı. En bak, büyük kazanç. Asıl bomba asıl sıkıntı. Başkanlara yönetime güvenir getirsin başına değil mi camiaların? Böyle büyük camiaların. Fener Beşiktaş Galatasaray. Bişan niye gülüyorsun kardeşim? Ya şu alt manta baksana Allah aşkına. Ümit abi bir tek getirebilir misin bir ekrana? Ben de Brad Pitt'e benziyorum ve Brad Pitt mi oldu? Böyle kardeşim işin gerçeği bu. Bak hocam. Yani insan benzetebilir hocam, abi kendini. Hocam. Doğaldır yani. Allah hocam, aşkına. Öyledir yani. Ya ekrana bir Brad Pitt fotoğrafı verebiliyor musun? Abi Ümit nasıl abi görmek isterse insan öyle görür. Etrafındakiler de önemli. Bak sen kendini öyle görürsün. Ben mesela Brad Pitt'i görüyorum. Sen aynaya baktığın zaman kendini nasıl görüyorsun mesela hocam? Nasıl mı görüyorum? Yakışıklı bir adam görüyorum. Karizmatik bir adam görüyorum. Yakışıklı gibi ek yana ya karizma olabilir. Ağaç kambudiyi görecek halim yok herhalde. Yani ağaç kambudiyi görecek halim yok. Hocam bana mı bakıyorsun? Evren abiye bakıyorsun? Anlayamıyorum yok, bazen. İşaret ediyorum. Hocam şimdi mesafeler Evren uzak. Evren abi ikimizde bir defa en fit yaşına göre. Evren abinin yaşına sen ben geldiğim zaman ben hepimiz Reşit Karabacak. Endombele gibi oluruz. Bak Ümit abi ikisini yan yana verebiliyor muyuz ya? Brad Pitt ve Ümit abi. Var. O biraz sakallı olsa benzer. Benzer değil mi? Doğru. Ben şimdi, öyle gördüyorum. Yani. Hocam bakışır. Asıl büyük sıkıntı ne biliyor musun? Sorun. Bak sevgili Bişar, Evren evet abi. Evet abi buyurun. Bu kadroyu kuran, ben ne dedim?
böyle büyük camialara güvenip inanıp seçen, seçilen başkanlar geliyor, yöneticiler geliyor. Ve böyle kadro kuruluyor. Kadro yapılanması. Abi bir lafımı bitiremedim ya. Adamım ya. Bir dön ciddi. Büyük sanat. Kameraya baksana. Büyük bir daha abi, kameraya yanlış bakıyorsun. Yanlış, bravo. Şuraya bak. Vay benim kardeşim. Benim hocam daha yakışıklı ondan ya. Sen de var ya, burada hocama hakaret ediyorsun ha. Brad Pitt kimmiş abi, kardeşim ya. Ben Ümit Özat, önce, Ümit Özat. Önce yolda görse imza alacak. Geliyor şimdi burada makara, bizimle makara yapma, hitap geçmeye çalışıyor. Rahat ol. Hayat böyle. Görüyorsun değil mi hocam? Görüyorsun değil mi hocam? Bir öptüğümü unutmam, bir de öpüldüğümü unutmam. Rahat ol sen. Ya çok öpüldün mü hocam? Kötü bir şey değil ki. Çok öpüldün mü? Bu özgüveni beni mutlu ediyor Ümit abi. Baksana. Brad Pitt'e benziyorum diye Brad Pitt. Bunu ben zaten yine bir Beşiktaş maçından önce söyledim. Beşiktaş tribünleri Ayı Ümit diye bağırıyordu Ankara'da. Şimdi Şenol Güneş'le kavga ettiğim zaman dedim ki çocukken de Brad Pitt değildik dedim. Tamam mı? O zaman. Hocam, yani asıl sorun ne biliyor musun? Bak şimdi camialar, başkanlar, yöneticiler getiriyor. Takım kuruluyor. Değil mi? Ve profesyoneller var o takımı kuran. Ali Koç'un yanındakilerini 4 senedir nasıl eleştiriyoruz ya. Yani 150 oyuncu geldi. Bunların içinden 3-4 tanesinden performans maddi anlamda da gelir kazandı. Yani bir şeyler elde ettiler. Ya Beşiktaş'ın geçtiğimiz dönemdeki yönetimin içerisindeki profesyonellerden birkaç tanesi ne demiş biliyor musun? Sözleşmeyi uzatmıyorlardı seninle. Bundan futbolcu olmaz. Öyledir abi. İşte bak bu futbol akılları geliyorlar abi. Böyle 20 milyon 30 milyonluk kitleleri geliyorlar yönetiyorlar işte. Ne durumlara sokuyorlar. İşte bak görüyorsunuz Beşiktaş'ın düşmüş olduğu halin sebeplerinden bir tanesi bu. Değil, şu Semih'i göremiyorlar kardeşim. Değil. Öyle. Değil, ben dinle. Şimdi gençlerimde Cem Onuk vardı. Bilmez miyim Cem abi? Versin. Adamdır. Cem Onuk yaşıyor. Ya Allah selamet versin. Allah rahmet eylesin. Yok abi, öyle zannettim de. Çocukluğundan 9 yaşından beri hocam. Adamdır Cem o abi. O zaman da Bal Ligi var. PAF takım yerine. Bölgesel amatör lig. Hala o var. Hala o var. Var mı? Bal Ligi. Bal Ligi yok var. O zaman PAF değil. PAF Ligi PAF var. PAF Ligi var. PAF özür dilerim. Profesyonelli aday amatör lig. O zaman da 5 tane kontenjan oynuyor. 5 yani yabancı gibi. İşte 74'ler kontenjan oluyor mesela. Odasına girdim ya hocam dedim ne yapmam lazım kendimi geliştirmek için. Git dedi kıçın erit gel dedi sen dedi hiçbir şey olmaz sende. Bak hiç unutmuyorum. Hiç sesimi çıkartma. Salçanı yani. Tabii öyle dedi aynen dediğini söylüyorum. Çıktım. Ertesi gün sabah 5 mi neydi? O zaman Akdere gecekondu orada oturuyoruz. Hiç unutmuyorum. Bak. Akdere'den dikim evine kadar. Başladım koşmaya. Aradan 2 hafta geçti. Zonguldak Spor'la PAF maçımız var. Berkan diye bir libero var. Berkan diye. Tarık'ı A takımda Zafer Göncüler kadroyu almadı. Bizim Tarık. Evet. Taşgün. Tarık Taşgün'ü. Almamış. Tarık da top oynamayı o kadar çok seviyor ki. Günde 5 tane alırsa maçı olsa oynar yani. Çok seviyordu. Aa bir baktım tak 19 Mayıs'tadı. Geldi kramponlarını ben oynayacağım dedi. 5 tane kontenjan var. Cem Hoca Berkant'ı yedek bıraktı. Beni oynattı. O gün maçı 4-0 kazandık. Pazartesi salımı ilk antrenman gittim hoca çağırıyor dediler. Herhalde kovulduk dedim ben. Dedi ki hoca çağırıyor bundan sonra A takımla antrenmanlara çıkacaksın dedi. 2 hafta önce 2 hafta sonra. Bazı şeyler. Nereden nereye? Tarık abi o gün oraya gelmese belki A takıma gitmeyeceksin. Oradan. Her şey bir sebeptir. Derler kimlere neler diyorlar. Yani Servet de mesela şeyle ilgili açıklama yaptı. O Sivas'a giden çocukla, Brentford'a giden çocukla ilgili. Evet. Yani olabilir. Ama o ne biliyor musun? Altyapıda kim bilir neler dedi. Çok çalışırsan onun sonu olarak Allah sana bu ödülü veriyor. Onu anlatıyorum. Çok Servet de bir şey anlattı. Yani demek ki çocuğa neler dendi ama Servet onu güvendi. Aldı A takımda oynattı. Bugün o çocuk Brentford'a gittiyse en büyük pay Servet Çetin'indir. Evet. Kimse oradan kendine pay çıkarmasın. Yani kimi kastediyorsun? Ya kimseyi kastetmiyorum genel kardeşim. Yani hayır ben kastetmem söylerim. Ama ilk aldı o oynattı kardeşim. O oynattı. Tabii canım kesinlikle. Bu kadar basit verdi yani. Şu şöyle bir durum vardı. Geçen sene Semih sonradan oyuna giriyordu. Girdiği zaman da iyi işler yapıyordu. Tamam. Şunu anlatmaya çalışıyorum. O dönemle ilgili anlatıyorum yani. Bundan bir şey olmaz tamam. Gibilerinden. Neden söylüyorlar? Sözleşmesi peki ben sana bir şey söyleyeyim. Çok var aslında öyle. Senin zamandaki öyle. Gezzal gibi oynasaydı Gezzal. Raşika Galatasaray'daki gibi oynasaydı. Abubakar Cenk. Getson'da 10 numarayı bugün et mi balık mı? Ne olduğu belli değil gibi oynamasaydı.
Bugün kimse Semih'i konuşuyor muydu? Konuşmazdı ama şunu da söyleyeceğim. Bir yerden bir şeyler nasip olacak, sebep Allah olacak. Bilir, bravo, o da oluyor. Biz de yaşadık bunları. Çok güzel örnekleme de verdin ama sevgili Bıçar, bazen çok çalışma seni bir yere getirir, yeteneğin olmaz. Bazen de yeteneğin seni bir yere getirir. Semih'te de bu var. Hem çok çalışıyor hem yeteneği var. Maşallah. Yani şimdi hocanın söylediği oyuncular ki performansları o zamanki prime time zamanındaki performansı olmuş olsa Semih yine forma şansı bulurdu. Bak Semih sadece yetenekli değil, kuvvetli bir oyuncu. Kesinlikle. Bak 18 yaşında yere sağlam basıyor. Yara yara gidiyor baba, yara yara gidiyor ya. Ne? Yara yara gidiyor. Yara. Yani bu çok kolay bir şey değildir. Değil. Yani bir de o adım mesafeleri de çok önemli bugün yaptığı ikinci golde. Hani kimse kusura bakmasın. Ne girdin abi? Hocanın söylediklerine de katılıyorum ama Semih istisnadır. Farklı bir seviyedir. Dikine yani. Tabii. Demek ne girdin? Yok ya? Yara yara gidiyor dedi ya, ona güldüm ya. Doğru söylüyor. Dele gidiyor. Bışar hocam, Bışar şimdi. Ben bir şey yapmadım. Ümit abi güldü. 40 tane tilki dolaşıyor. Şimdi hep konuları farklı yere sattırıyor. Hayır sattırdı. Ben bir dakika. Bazen böyle tam konuyu değiştiriyorum. Ekrana bir kendimi kaybedeceğim. YouTube'da zannedeceğim başka şeyler. Bir görsel çıkacak. Var. Getirebiliyor musun ekrana? Ben bir şey demedim. Ümit abi güldü vallahi. O güldü. Abi herkes bana bir şeyler işaret ediyor ama ben neyim? Bir görsel istedim ekrandan. Rejiden diyeceğim. Maşallah. Ya, tam ekranda bir verelim. Bir tam ekran verelim. Evet. Ümit abi, Evren abi, Okan abi. Buyurun. Demih mi? Arda Güler mi? Kenan Yıldız mı? Üçüne de maç. Dur bir dakika, ben Evren abiyle başlamak istiyorum. Nasıl yani? Ne yönden? Abicim bir transfer hakkın var. Ön bölge fark etmez. Hepsi de farklı oyuncular ya. Yani orada üçünü de birini isterim yani. Birini, ha, birini alacağım. Ya da hangisi daha iyi? Ya da 5 sene sonra hepsi hangisi de, daha hepsi iyi olur? Hepsi de çok iyi de Semih'i o gruba daha gelmesi için biraz zaman var. Yani öyle hemen o Semih'i bu gruba giremez. O konuda bir gerçekçi olalım. Ondan önce daha Barış'ı var, Kerem'i var, gidecek. Ama onlar hani yaş grubu biraz daha tamam, yüksek. Tamam biraz ya. Daha yüksek bu ama. 2005-2004 grubu şöyle, diye. Şöyle şimdi biri artık oynuyor Juventus'ta, amirli takımda. Evet. Tabii ki o seviyeye Semih de gelecek. Ama şu an ilk planda baktığında benim için burada oynayanı Kenan Yıldız. Bir numara Kenan mı senin? Evet şu an için yani. Okan abi sen ne düşünüyorsun? Arda da sonra zaten, Arda zaten inanılmaz bir oyuncu, ona bir şey demiyoruz. Tabii canım hiç kim bir şey diyen taşıdı ama. Realde oynadığı zaman... Zaten olayı koparacak. Ya Allah ama Kenan olsun. O kadar mesela müthiş işler yapıyor, çok şey göz önünde değil. O daha iyi değil mi aslında Evren abi? Ya belki bir yönden böyle hani böyle yanlaya ya yanlaya çok gidiyor. Çok göz önünde oldu mu da nazar da değiyor, nazar yani. Değiyor. Ben sana söyleyeyim. Ya, oyuncu, bak Yunus Emre gitti, nazar değiyor. Bazen çok böyle harika oldu, muhteşem oldu dediğin zaman şaşalı gibi oluyor. Sıkıntı oluyor. Ya yani sessizce de gitmek lazım bazen ama oynadığın takımlar dünyanın en iyi takımları yani, nasıl olacak o iş? Ya biraz daha... Biri Juventus, biri Real. Ya şu var, Ümit Hoca'nın dediği o konuda hak veriyorum. Çok överken de dikkat etmemiz lazım. Yani olayı da çok abartmayalım. Çok yetenekli, iyi yerlere gidecek ileride. Maç sayısını yükseltmesi lazım, oynaması lazım. Beşiktaş'a faydalı olacak. Milli takıma gelecek. Milli takımda da oynadıktan sonra, kadroya baktın da şu anki milli takımda oynaması zor. Ha kadroda onu, olabilir. Onu birazdan oraya geleceğiz. Kadroda olur. Birazdan oraya geleceğiz. Ama oynaması yani zor. Yani milli takım ön bölge ne oldu ha, diye. Onu hoca bilir, bilmiyorum artık. O yok, ayrı konu. Senin de bir öngörün vardır diye düşünüyorum. Okan abi. Hepsi ayrı yeteneklere sahip. Birini seç. Bak şunu söyleyeyim. Şimdi Evren abi söylüyor. Birisi geç keşfedilmiş Semih. Zamanında aynen. Bunlar gibi. Yani zamanında bunlar gibi erken keşfedilip aynı seviyede üstüne koyarak gitseydi. Şu anda Semih de farklı. Kaç yaşında şu an Semih 18, tam olarak? 18. Farklı yerlere gidebilirdi. Bak geç keşfedilmiş. 2005'li olması lazım. Bak geç keşfedilmiş. Az önce bir şey söyledim. Ama aynı şekilde sezon sonuna kadar devam ederse zaten şu anda Avrupa'nın dev takımları ilgileniyor ve izliyorlar Semih. Bak bu çok önemli bir şey. Arda 1,5 senedir oynuyor. Kenan 1 senedir oynuyor. Semih yeni 5-6 maçtır 7 golü var adamın ya. Doğru düzgün 5-6 maçı oldu Semih'in. 5-6 maçtır şu performansı... Şu skoru yakaladı. Büyük bir başarıdır sevgili Bıçak. Sezon başından beri bu şekilde oynamış olsa Semih'le ilgili farklı yorumlar yapabilirdik. Hepsi birbirinden ayrı bir lezzete, yeteneğe sahip. Hepsi 18 yaşında. Çok lezzetli oyuncular, çok yetenekli oyuncular. Üçünde gurur duyuyorum. Kenan'la da, Arda'yla da, Semih'le de. Yani şu anda bana sorsan hangisini istersin desene. Ben Arda tarzı oyuncuları çok beğenirim. Arda çok farklı bir yeteneğe, farklı bir bakış açı, oyun görüşüne sahip. Hem oynayan hem oynatan bir oyuncu Arda. Bak süper. Kenan sadece oynayan, Arda hem oynayan hem oynatan. Semih de aynı zamanda. Semih de öyle tabii ki. Abi sen buraya hızlı geçiyorum ki bir yere getirmeye çalışacağım. Semih mi, Arda mı, Kenan Yıldız Kenan mı? Kenan aldı. Arda oynamıyor diye mi? Fiziksel olarak da daha da hazır abi. Kenan'ın altyapısı bayağı mühim değil mi? Tabii canım. Aynen. Yani şimdi bak ben sana söyleyeyim. Kaç yaşında Allah nazardan saklasın, sakatlandı mı?
Yok. Maşallah. Hocam bu üç oyuncu coğrafya olarak Portekiz, İspanya, İngiltere'de aynı bu performansla çıkış yakalamış olsa ne olur? 70 milyon euro. Değil mi? Tabii. Emin mi? Hepsi ama. Pasaportları. Bak, üçü ya, üçü. Bak Sivas'a giden o Yunus Emre ile. Şimdi Arda'nın peş peşe sakatlıklarını. Biri gider gitmez arka adresi gitti 6 ay. 4 ayda da Arda kıvranıp duruyor. Semih Avrupa'ya giderse nasıl bir sıkıntıyla karşılaşacak hiç belli değil. Fizik olarak. Ya fizik değil. O adele yapısıyla alakalı bir şey. Çünkü, ama şu var Ümit abi ikinci golünü gördünüz değil mi? Adam sırtını aldı gitti ya. Ya abi Demir, sırtını ya, almak kuvvet gibi değil. Bak Barış da öyle mesela. Ben değil, Barış'ın kuvvet. Hiç kuvvet sakatlığı, adele sakatlığı yaşayacağını düşünmüyor. Mesela Semih Avrupa Arka. Maçında Avrupa maçında da bir görsek. O da maçında çok iyi oynadı. 3 tane kaçırdı orada müthiş işler yaptı. Avrupa'daki rakiplerde de önemli oynamaları. Barış'ı orada gördük. Orada yırttı o finali geçti. Tabii Semih de iyi bir takımla ama yani Bodo tamam fena bir takım değil yani üst düzey bir takımla oynadığın zaman orada gelişim Barış gösteriyorsun. Barış kaç yaşında? Avrupa piyasasına giriyorsun. Barış 2000'li 5 yaş. Ama hiç son zamanlarda yani, o da önemli yani. Hiç son zamanlarda bunu konuşmadık. Yani aslında bu ülke futbolunun marka değerinin düşmesi, paraların düşmesi yükseldi diyoruz ama paralar kime yükseldi? Dışarıdan gelenlere yükseldi. Bundan dolayı bizim oyuncularımız yurt dışını tercih etmeye başladı. Belli bir dönem özellikle 2010'lu yıllar o dönemlerde mesela Gökhan Gönül Fenerbahçe'de aldığı parayı Avrupa'da alamadığı için gitmedi. Başka bir Caner şey... belki gitti başarılı olmadı ama ondan gitmedi. Barış Alper şimdi... Yılmaz 10 milyon liraya oynuyor. 10 milyon lira ne yapıyor abi? 500 bin euro, 400 bin euro. Zam yapacaklar şimdi. 300 bin euro. Tamam yani neyse. Onun için 300 bin euro oynuyor. Hanginiz büyük takımda 300 bin euro oynadınız? 300 bin euro geçen sene, 2 sene öncesine kadar tefife bir parasıydı yani. Vay ben kontrat verdim hatırlıyorum ya. Biz bu paraları sayamıyoruz. O zaman öyle paralar olmadı hiç bir hesaplayamadım. Yok ama yani büyük takımda... Yalnız mesela bir konu var da mesela şu şey mi? Çok önemli bak bir işaret. Tabi burada konu Beşiktaş şey değil. Bunda şey yapıyoruz ya. Bu Arda kardeşlerin yaptığı hata Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın ya da Beşiktaş'ın aleyhine olsaydı ben size söyleyeyim bugün yer yerine oynardı. Bir şey söyleyeyim bu Arda kardeşler çok kibirli bir adam. Çok egolu bir adam. Sağda tövbe aşağı kendini yani... Çok ulu bir şey gibi gördüğünü görüyor. Ben sana söyleyeyim. Tavrı, mimikleri. Ben sana söyleyeyim yani. Birçok ya, maçında Arda kardeşlerin bu sene ya yani yaptığı hataların haddi hesabı yok. Bak bu Arda kardeşler. Ama şimdi öbür taraftan Trabzonspor'un itirazıyla Mete Kalkavan'ı istifa ettirdiler. Bunu da bu da o yola doğru gidiyor. Yine Trabzonspor'un bir görseli de vardı. Hakem kalmayacak ama birileri de bunlara dur demeli abi. Yani bu Arda kardeşler falan kendini de kusura bakmasın. Kollina mollina zannediyor yani. Böyle bir maç yönetme şekli de yok ya. Böyle bir şey yok abi. Yani yarım yamalak işler, saçma sapan işler yani. Adam kendini sahanın kralı zannediyor ya. Ya bu yani kadar... Normalde... Şey tabirle kralı deriz mesela. Sağının kralı hakemdir mesela. Evet. Şey olarak baktığında onu yöneten. O zaman kral gibi maç yöneteceksin. Hem işini iyi yapacaksın. Bir de bu kadar hem işini iyi yapmıyorsun. Yani işinde çok hakim değilsin. Hem de ego var, kibir var. Oyunculara tarzın var. Çok yani kibirli. Çoğu hakemde var bu. Bu normal bir durum değil. Ya bizim ülkemizde var. Bu ligde hangi hakem dört dört maç yönetiyor? Bak bu kibir Mete'de yoktu. Ben bunları iyi bilirim abi. Az çok biliyorum yani. Oynadım bunları. İnsan olarak iyi hakemler de var. İyi hakemler de vardı. Bak ne dersen de yani bunu olmayan hakemler de var. İyi insan kötü hakem. Ben onu kabul etmiyorum abi. Kötü insan olsun iyi hakem olsun. Kötü insan olsun işini iyi yapsın. Tamam zaten o kibir neyden gelir? Kendini başarılı gördüğü için gelir. Evet. Sadece o değil bir sürü hakemler var. Şimdi mesela bak Cihan Aydın diye bir hakem çıkıyor. Bana göre şu anda Türkiye'nin en iyi hakemi. Ama palazlanırsa yeni bir Fırat Aydınus şekli çıkar mı ortaya bilemiyorum. Genç hakemleri izledim birkaç tane ligde. Fena değil ha. Oynatıyorlar. O ikili mücadele atıyorlar ya. Onları mesela vermiyor. Mesela Evren abi Fırat Aydınus'un hakemlik yeteneği Cüneyt'in çok çok önündeydi. Ama Fırat Aydınus'un o saha içindeki yani belki hani derler vücut dili insanlara antipatik geliyordu. Ama Cüneyt çok bulunduydu mesela. Önce Serdar Tatlan'a bütün peki abi bu yıl hakemler daha mı mesela kötü? Mesela ben bir Volkan Bayarslan'ı izlediğim zaman güven veriyor bana artık. Mesela Volkan Bayarslan bak severim. Enteresan bir tanıdığım şeydi. Tanıdığım da beni. Ben de biliyorum onu. Çok kötü hakemdi evet. Bak. Evet. Ama yani inanılmaz nasıl... gelişti. Acaba şu yüzüne söyledim onu bir gün gördüm Ömerli'de. İnanılmaz geliştirdi kendini. Ya yani ben kötü hakemin gelişebileceğini de gördüm yani. Acaba şu mu oluyor abi? Mesela Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır gibi hakemler çıktıkça piyasadan onlarda da bir özgüven mi geliyor? Yani ya arkadan mutlaka gelenler özgüven geliyordur ama şu anda zaten gitti. Cüneyt'le Fırat'ın yerine geçmek isteyen tamam bu işin en babası benim diyen hakemler de var. Halil Umut Meler. Var. Var. Halil Umut Meler var ama mesela. Onlar zaten o şeyi Şirazi'yi
kaydırdılar. Zaten Ali Koç'un ziyaretini kabul ederek bir defa duruş muruş kalmadı hakemlerde. Ben size söyleyeyim. Bu net. Ama işte abi insanlar da bazen çileden çıkıyor. Ha, bak Hasan Arat'ın yapması gereken bir şey var. Konuşalım bir abi. Hiçbir iddian yok değil mi? Yapar yapmaz bilmiyorum. İşte taraftar korkusu da böyle bir şey. Yapmasa da niye yapmadın demem. Ama Hasan Arat çıkıp dese ki bugün hakem hatasıyla kazandık dese imparator olur biliyor musun? Ya onu başkan demez. Demiyor yani. Bak ya, Hasan yapmasa da niye yapmadın demem. Hasan Arat'ın iddiası yok bir şey. Ondan dolayı diyorsun. Hasan Arat'ın şöyle bir açıklaması olmuş. Okan abi teyit ettirmiş olayım. Paris Saint Germain ve Chelsea'den önerilen oyuncular vardı ama takım yapısına uymadı. O kulüplerle ilişkim var demek. Şartlar uymayanını getirmek demek değil. Söyledim ya biraz önce. Şartlar uymayan takımın bu doğru yapısına mu? Uymayan. İşte o yüzden Fofana önerilmiş. Fofana da yani yaklaşık 6 milyon euro para istemiş abi yarım yıllık. İyi bir ya şey zaten değilmiş. Yeni yani. Transferi verilmek. Yani 6 milyon euro önerilmiş. Paris Saint Germain'de antrenmana çıkıp da senin kalitene uymayacak bir adam olmaz. Yani. 6 milyon euro. Bu, oradan gelen de kiralık gelir abi. 1,5 yıllık önümüzdeki sezonun planlaması senin söylediğin gibi yaparsın abi. Getirsin o tarz oyuncu. Kiralık da gelmez Evren abi. Ben Paris Saint Germain olsam veririm Metz'e. Veririm Toulouse'a, veririm Rennes'e, veririm Lise, ne bileyim veririm Clermont'a. Niye göndereyim abi Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fener'e? Ya artık öyle değil ama kabul etmiyorum ben bunu. Neyi Galatasaray alıyor canım öyle. Ay Elif Elmas geldi, yıldız oldu gitti. Arda nereden geldi Elif Elmas? Paris Saint Germain'den mi geldi abi? Makedonya'dan geldi. Tam Makedonya'dan geldi. Nereye geldi? Icardi Paris Saint Germain'den geldi. Sen Paris Saint Germain'de olsa buraya kiralık gelir miydi? Icardi'yi param vardı aldı. Param varsa al zaten. Kiralık geldi ya ilk sezon Icardi. Abi geldi de parayla bedava gelmedi yani. 150 bin euro. Kaç? Sen beğeniyor musun bana? Ya kendi... onu kendi kulübünden aldı da o Galatasaray'ın ismine geldi abi. Ya kaç? Tamam abi. Bir dakika. Ya. Sen inanıyor musun ya? 750 bin euro mu? Bir dakika bir. Icardi 750 bin euro. Yok kardeşim hurafe bunlar ya. Sen 7,5 milyon euro anlaşmış da 7'nin onu vermiş de 500'ü Galatasaray vermiş. Yok ya Paris Saint Germain ödedi onun çoğu parasını. Onu söylediler zaten. Diğer. Dört ekrana getirebiliyor muyuz Beşiktaş'ın yeni transferini? Beşiktaş'ın kim babası mı da? Hayır hayır. Gözeyin. O mu? Evet. Onun hocasından izledi bugün. Ama ekrandaki yani dörtlünün ortasına verirsek izleyicilerimiz de görsün. Dörtlüğü mü almış getirmiş? Efendim? Tam ekran verelim tamam. O karşıda. Açıklama. O karşıda. Joe Worrell'ı FIBA Holding Başkanı Hüsnü Özyeğin'in hocasında ağırlamışlar. Yeni transferi. Savunmanın ortasında oynuyor. 13 milyon euro Transfermarkt değeri var. Bişar bak. Ve abi, takımın bak, da kaptanı. Ben şunu izlediniz mi siz? Bak Bişar ben izlemedim. Hoca izlemiş 2-3 maçını. Bir ben bir şey diyeyim. Ben sen bu Yarmagül. Bak. Yarma gül. Sana söyleyeyim Allah yani kötü anlamda söylemiyorum. Hayır iri vallahi yarı kuvvetli bir oyuncu o anlamda söylüyorum. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Kesici bir oyuncu. Öyle topu oyuna sokmasını falan bekleme ben sana söyleyeyim. O zaman girsinler, o zaman baksınlar. Bak şimdi ben ne diyorum? Geçen de tweet attım hep söylüyorum her yayınlarda. Bir stoper, bir 6, bir 8, 10. İşte Okan bunu Samet Hocam aldı yönetim transferi mi? Onu bilmiyorum. Hoca transferi mi? Onu bilmiyorum hocam. Hiç bilmiyorum haberim yok. Şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Hani futbolu Samet Aybaba'ya ama bugün şimdi... Tamam da Samet Hoca görüşüyor. Hoca da dedi. Bugün basın toplantısı, basın toplantısında hoca da söyledi. Santos da dedi. Samet Hoca ile devamlı istişare altındayız dedi. O bir liste. Biz bir görüşmeler içerisindeyiz. Transferler devam ediyor. Sordular yayıncı kuruluşta. Bışar. Yani bu oyuncu yeterli değil. Biz söylüyoruz burada transfer ihtiyacı var. Yapacaklarsa babacığım yapmaları da gerekiyor. İnsanların gözünün içine baka baka söylediler. Taraftarın gözünün içine baka baka. Bir tane 6 numara bir tane 8-10 numara ihtiyacı var. Aleci var mı? Bu ama. Bir açıklama bak, gelirse. Yarım yıllık eğer ki düşünülüyorsa bence doğru bir planlama değil. Bak yarım yıllık. Önümüzdeki sezon içerisinde hoca söylediğini haftalar önce de hep burada değerlendirdik. En az 1,5 yıllık ve iyi oyuncu. Sana kreatif üretken. Bugün Beşiktaş'ın en büyük sorunu neydi? Bireysel yetenekle kazandı maçı değil mi? Semih bireysel. Semih geldi sırtını aldı. Solda Cenk üretkenlik anlamında bir şey yapamıyor. Alıp gidip vurup gidemiyor. İşte adam geçip orta asist. Yani kanat forvetin yapabilecekleri özelliklere sahip olmadığı için hoca defansif anlamda alanını kapatsın içi büyük ihtimalle orada değerlendirdi. Sağ tarafta Gezal. Artık o Gezal yok. Alıp götürecek, içeri çekecek, şut çekecek falan. Şimdi bu oyuncuların üretkensizliği, merkezden de zaten sana top gelmediği zaman Semih'le, Yaraşiska'yla bireysel performansla kazanıyorsun. İyi olan tarafı takım oyununu iyi oynadı ama senin neye ihtiyacın var? Şu anda yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacın var senin. Yaratıcı bir 8-10 numaraya. Yani transfer yaptın stopere. Tamam belki fırsat transferi olarak yani değerlendirmiş olabilirsin. Ama ivedi bir şekilde ilk önce planlamada... İlk adım kardeşim 8-10 numara olması gerekiyor. Ben bakan bunu abi, üstüne basa basa söylüyorum. Senin o arkadaşlarını oynatabilecek adam ihtiyacı var Beşiktaş'a. Profilde bir adama ihtiyacı ben var. Reklama giriyoruz Ümit abi. Zorunlu reklamımız var. Arkadaşlar çok kısa bir reklam.
Çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Biz de tazeleyeceğiz. Yeniden sizlerle beraberiz.